Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde bulunan birçok grupla beraber, çalışma grubuyla beraber analiz birimini de içermektedir. Analiz birimi grubu altyapısı ve kabiliyeti sayesinde, cihaz altyapısı sayesinde kurum ve kuruluşlara, özel sektöre, kamuya, savunma sanayine, birçok üniversiteye çözüm önerileri sunmaktadır. TÜBİTAK 1003 kodlu siyah silisyum heteroeklem güneş hücreleri ve 1004 kapsamında ise çift taraflı heteroeklem güneş hücreleri alanında çalışmalar yapmaktayız. Görmüş olduğunuz bu cihaz endüstriyel boyutta hem PECVD hem de PVD'nin bir kombine versiyonu olup Türkiye'de endüstriyel boyutta güneş enerjisi alanında üretim yapabilen en başarılı cihazlardan bir tanesidir. Bu laboratuvarımızda Türkiye'de belki de ilk 3'e girebilecek şekilde çok sağlam bir altyapıya sahip üniversitemiz. Çünkü burada yapabileceğimiz ince film güneş hücreleri, grafen gibi iki boyutlu malzemeler ve bunların entegrasyonu sonucunda geliştirilebilen hücre verimleri için gerekli olan cihazlar ve gelişmiş cihazlar laboratuvarımızda mevcut. Termal enerji laboratuvarımızda enerji depolama teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan bir tesistir. Ben de bu laboratuvarda bursiyer olarak çalışıyorum. DSC testleri, faz değiştiren maddelerinin sentezlenmesi ve faz değiştiren maddelerinin mikrokapsüllenmesi gerçekleştirebilir. Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca yaklaşık 7 yıldır hidrojen ve yakıt birleri teknolojileri alanında akademik ve proje çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği de çalışmalarımızı desteklemektedir. Yaptığımız akademik çalışmalar ve projelerle üniversitemiz hidrojen ve yakıt birliği teknolojileri alanında uzmanlaşan üniversite unvanını almıştır. Bu alanda çalışmak isteyen tüm öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilirler. Siz de benim gibi güneş hücresi ve güneş teknolojiler alanında çalışmak isterseniz Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin sunmuş olduğu bu güzel büyük teknolojili laboratuvarda çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Lisans seviyesinden başlamak üzere nanoteknoloji alanında, savunma sanayi alanında, enerji alanında kendini geliştirmek isteyen, Avrupa standartlarında ismini duyurmak isteyen öğrencilerimi, tüm öğrencilerimizi üniversitemize, nanoteknoloji araştırma merkezimize bekliyoruz. Üniversitemize, öğrencilerimize bekliyoruz. Tüm öğrencilerimizi akademik çalışmalarının devamlılığı ve özel sektörde ayakları yere basan bireyler olabilmeleri için Merkezi Araştırma Laboratuvarımıza ve üniversitemize davet ediyoruz.